Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Güne başlarken global piyasalardan yine karışık ve ağırlıklı olarak negatif bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Uzak Doğu piyasalarının hepsi negatif seyrediyor. Birkaç saattir açıldığından beri negatif seyretmeye devam ediyorlar. Avrupa'ya baktığımızda DAX hafif eksi, ABD'de ise piyasalarında karışık bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Nasdaq ve S&P'de ufak bir artı olmasına rağmen Dow Jones da ufak bir eksiyle devam ediyor. Geçen hafta ABD piyasaları için Aralık ayından beri yaşadığımız en kötü haftaydı. Aslında piyasaların kaderi biraz 2 Mart'taki Fed toplantısından sonra değişmeye başladı. Fed toplantısı ve onu takip eden daha çok enflasyon ve enflasyon beklentileriyle ilgili rakamlardaki yukarı yönlü beklenti değişiklikleri bunu tetikledi diyebiliriz. Şimdi burada bahsettiğimiz hep Fed'in 2023 yılında faizleri nereye kadar çıkarabileceği göstergesi var. Bloomberg'de tahminlerle elde edilen bir rakam. 2 Şubat'ta bu rakam 4,89'du Fed toplantısı öncesi. Şimdi aylar olarak da biraz değişiyor ama 4,89 olarak en yüksekte gördüğümüz rakam 5,41'e yükseldi. Yani bir hafta öncesine göre de neredeyse 13-14 baz puanlık bir artış var. Bunlar Amerikan piyasaları için önemli artışlar. ABD 10 yıllıklarında da ve diğer vadelerdeki 2 yıllıklar ve 5 yıllıklarda da yukarı hareketlere sebep oluyor. Tabii ki faizler arttığı sürece diğer risk varlıklarında başta hisse senetleri olmak üzere biz bir görünümde ve kötüleşme veya iştah kaybı yatırımcıların tarafında görmeye devam ediyoruz. Bu hafta yine önemli verilerin geleceği bir hafta olacak. Global manada da ABD verilerine baktığımızda fiyatlarla ilgili olmasa da hafta içinde önemli verileri takip ediyor olacağız. Bugün dayanıklı mal siparişleri verisi gelecek. Daha sonra yarın Chicago PMI rakamı. Bunların hepsi dediğim gibi daha çok ekonomik aktivitenin sağlıklılığı konusunda bilgi veren datalar. Piyasa biraz daha fazla fiyat yönünde, yani fiyatların artış hızı yönündeki rakamlara önem veriyor. Tarım dışı istihdam burada haftaya görüyor olacağız. Normalde ayın ilk cuması olur biliyorsunuz. O yüzden yine ABD verileri de global piyasaların seyri açısından önemli olacak. Tüm bu faizli ABD faizlerindeki göreceli yükseliş son Şubat ayında yaşadığımız Euro-Dolar paritesine de ciddi şekilde yansımış durumda. 2 Şubat'ta yine 1.10'un üzerinde gördüğümüz Euro-Dolar paritesi 1.05'e kadar gerilemiş durumda. Aynı zamanda daha çok hep eksik olarak dolarla korelasyonu yüksek olduğu düşünülen altın fiyatları, ki aslında ABD reel faizleriyle daha doğru orantılı, daha sağlıklı bir orantısı, korelasyonu var. Oradaki ABD reel faizlerindeki potansiyel yükselişte altın fiyatlarını etkilemiş durumda. Son bir ayda altın fiyatlarında %6'lık bir gerileme var bu sebeple. İçeriye döndüğümüzde biz bu hafta enflasyon, Şubat ayı enflasyon verisini bekliyor olacağız. Piyasa beklentisi %3,5. Bizim beklentimiz %3,9. Geçen ay ciddi şekilde yukarı yönlü bir sürpriz yapmıştı. Ocak ayında 6,65 çıkmıştı. Bu ayda eğer konsensus beklentisi olan %3,5 gelirse
Yıllık enflasyon %57,68'den %55,7'ye gerilemiş olacak. Yani bu baz etkilerini önümüzdeki 1-2 ay daha görmeye devam edeceğiz. Daha önceki toplantılarımızda da geçen hafta bahsettim. Deprem kaynaklı arz ve talep dengesindeki bozulmalardan dolayı enflasyonun aşağı iniş hızında bir yavaşlama, hatta bazı aylarda sürpriz yukarı hareketler görebileceğimizi düşünüyorum. Ben bundan sonra biz hızlıca deprem öncesinde %40'lara kadar gerileyebileceğini düşünüyorum Nisan ayında. Şimdi bu biraz daha zor bir süreç olabilir. Tek elimizi kuvvetlendiren nokta burada dolar TL'nin hala çok stabil bir şekilde yavaşça devalüe olmaya devam etmesi. O yüzden şok fiyat artışlarını pek beklememiz lazım bu dönemde. Ama yine de bazı ürünlerin arzında yaşanacak sıkıntılardan dolayı fiyatlarda yukarı yönlü baskıyı görmeye devam edebiliriz. Piyasalara döndüğümüzde bu depremden sonra piyasaların açılmasında, 14 Şubat'tan açılmasından sonra bir yarım hafta yaşadık. Ondan sonraki yaşadığımız tam haftaydı. Açıldıktan sonraki o kısa haftada %12'lik bir yükseliş yaşamıştık. Tabii ki orada BES düzenlemesi ardından şirketlerin hisse geri alımlarının etkileri önemli şekilde, pozitif şekilde yansımıştı. Ama geçen haftaya baktığımızda aslında geçen haftayı biz oldukça yatay bir seviyede geçirdiğini söyleyebiliriz. Benim gözlemlediğim bir güç kaybı var. Bu pozitif etkileyen besin artık 10. günü tamamlandı ve oradan yeni bir katkı gelmeyeceğini farz edersek biz yavaş yavaş 5200 seviyelerinin üzerinde kar satışlarının etkili olduğunu ben gördüm. Çünkü yeni bir hikaye yaratmak biraz zor olacak. Dördüncü çeyrek bilançoları bu hafta ve önümüzdeki hafta iyice yoğunlaşarak devam edecek. Ama ondan sonra birinci çeyrekle ilgili rakamlar, ki birinci çeyrek rakamları çok heyecan verici rakamlar olmayacak. Onu şimdiden biliyoruz. O yüzden yavaş yavaş alınacak hikaye tarafında da bir zayıflama olacağından dolayı bundan sonra açıkçası ben 5400-5500 bandını yukarı geçmek için önemli bir sebep, tetikleyici bir katalizör görmüyorum. Bu hafta baktığımızda önemli bilançolar gelecek. Çünkü Hava Yolları, Sabancı, Petkim, Aselsan, Kozal gibi şirketler sonuçlarını açıklayacaklar. Öte yandan 28 Şubat'ta MSCI endeks değişiklikleri olacak. Hatırlayacaksınız, 9 Şubat'ta bunlar açıklanmıştı. Kozal ve Pegasus eklenmişti. Belki ayın kapanış gününde, zaten her ay kapanışında da bazen fonların yaptığı değişiklikler oluyor. Kapanış seansında özellikle yarın değişik alış ya da yüksek miktarlı alışlar da görüyor olabiliriz bu iki hissede eğer kalmışsa. Ama genelde dediğim gibi bilanço etkisi şirketler için önemli haftalarından, son önemli haftalarından bir tanesi olacak. Bankacılık sektörü için tekrar hatırlamam gerekirse bu da özellikle birinci çeyrek karları 5 çeyrek sonra ilk defa iyice bizi hayal kırıklığına uğratacak bir çeyrek yaşayacağız birinci çeyrekte. Dördüncü çeyrek kârları bitti. Bu kârlar gayet yüksek ve iyi geldi tüm bankalar için. Sonuçlarına baktığımız bankalardan Akbank'ı, İş Bankası'nı ve Garanti'yi beğendik. Kamu bankaları biraz daha zayıftı. Vakıfbank'ın güçlü olmasına rağmen özellikle serbest provizyonları çok yüksekti. Ama bankacılık tarafında özellikle enflasyonun da aşağı geri gelmesiyle birlikte bu TÜFE endeks kağıtlardan yazacakları kar ilk çeyrekte azalacak. O yüzden çok bizi
bilanço beklentisiyle hareket ettirecek bir dönemden bankadan geçmeyeceğiz. Tüm bunların üstünde bir de seçim dönemi yaklaşıyor. Yani normalde işte önümüzdeki 3 ay içinde bir gün, daha henüz günü belli olmasına rağmen seçimin yapılması %90 ihtimal olarak karşımıza çıkıyor. Ertelenme seçimi sebep görmüyoruz ama siyasal gerginliğin de bu dönemde artacağı, muhalefetin adayını daha henüz bilmiyoruz, öğreneceğimiz. Ama insanların önümüzdeki döneme dair kafalarında çeşitli senaryoları şekillendirmeye başlayacağı bir dönemden geçeceğiz. Belirsizlikleri, borsa belirsizlikleri sevmez. O dönemde anlayıp bize bir yön verecek bir şey gördüğümüzde bu neler olabilir? Anket sonuçlarında bir tarafa doğru daha keskin sonuçların ortaya çıkması bir tarafın kazanacağıyla ortadan belirsizliği azaltacağı için belki bir katalizör olma katkısı olabilir ama ben onu çok o şekilde gelişeceğini zannetmiyorum. Oldukça yakın sonuçlar şeklinde idare ilerleyeceğiz diye tahmin ediyorum. O yüzden hikayenin biraz zayıfladığı, momentumun düştüğü, kâr satışlarını görebileceğimiz bir döneme girdiğimizi düşünüyorum ben. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hepinize iyi haftalar, iyi seanslar diliyorum. Herkese günaydın, iyi haftalar dilerim. Endeks teknik olarak kritik direnç seviyemiz, yani 21 günlük ağırlıklı ortalama 5120 seviyesinin altında kapanış gerçekleştirdi Cuma günü. Bu seviyenin altında destek seviyelerimiz gündemde olacak. 5000, 4900 ve 4750. 4750 seviyesi önemli bir destek çünkü orası 100 günlük ağırlıklı ortalamamız. Çoğu kağıt bu seviyenin altına inip 100 günlük seviyesinden uzaklaşsa da endeksin 4750'de tepki verdiğini görüyoruz. Bu nedenle biz teknik stratejimizi yukarıda direnç 5120'ye göre kuracağız ve altında kaldığı sürece destek seviyelerimizi takip edeceğiz. 5120 seviyesinin geçilmesi halinde 5200, 5250, 5300 ve 5350 var. Batuhan'ın da söylediği gibi yukarı yönlü hareketlerde endeks zayıflayacaktır. Ben de o seviyeyi eğer yukarı doğru pozitif seyir olursa 5350 seviyesinin üstünü teknik olarak mevcut ortamda beklemiyorum. Bunu da altını çizmek isterim. Bankacılık endeksinde zayıflama devam ediyor. Orada direncimiz 4200'dü ve geçilemedi. Aşağıda da destek seviyemiz 4000. 4000 seviyesinin kırılması bankacılık endeksinde satış baskısının artmasına neden olacaktır. Sırasıyla 3800, sonra da 3500 seviyeleri, ben 3500 seviyelerin olabileceğini düşünüyorum, görülebilir. O nedenle 4000 seviyesinin altında bankacılık endeksinde satış bekleyebiliriz. Ons altına baktım sabah. Ons altın düşüş trendi içindeki hareketine devam ediyor. Ancak orada 1790 seviyesi oldukça güçlü bir destek. Oranın altını çizmek istiyorum. Hisse tarafında pozisyonlarını minimuma indirenler, riskini çok azaltanlar pozisyon almak için altın ons tarafında 1790 seviyesini takip edebilirler. Dolar endeksinde de 106'ya doğru hareketimiz devam ediyor. Benim söyleyeceklerim de bu kadar. Herkese iyi haftalar dilerim. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.